أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Peki, hemen çalışarak geldim. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane parça okuyacağız. Bu demektir ki sabah kadar buradasınız. İlk önce hemen çok lazım olan yerden başlayayım. Niye sıkılıyoruz? Yani çok keşke şurayı da okusaydı. Bak şurası da hatırıma geldi. Şurada da var. Diyeceğiniz çok vardı. Ben iki tane yeri okuyacağım. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Kastamonu 14'ten okuyorum. Atlaya atlaya. Yaklaşık olarak en az 10-15 tane mevzu sıkıştırmaya çalışacağım. Dostur. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Hangi derdin? Her derdin. İmanı bil kaderden bak. İman ne işe yarıyor? İman mahluktur. Vücud haricisi vardır. Nurdur, kuvvettir çünkü. İman nurdur, hem kuvvettir. Öyle varsayım, sanılan, tahmin edilen, ötelerde olan. Yok sen de kardeş, sen de. Sende mahluk olmaya tek şey var. O da ben olan ben, ene. Ama iman hakikati mahluk değil. Bu iman enerjidir kardeş. Hani geçen demiştik, şeytanı size göstereceğim demiştik, burada mıydı? Dedim haftaya gelin şeytanı göstereceğim. Ana baba günah oldu. Şu bu adam yalan demez. Şaka da demedim. Şeytan ne biliyor musun şeytan? Hani içimizde bir doğamızda var ya bununla alakalı olduğu için. Doğamızdan bak, ver ağzının payını, aç onu, aç, iç. Boş ver. Böyle içeride bir dayatma var ya enerji, dayatma. Bak bak. Bak aç onu. İç iç. Hani sigarayı dürten var ya iç iç iç. Bir enerji yok mu? İşte o kuvvet. O şeytandan değil, şeytandır. Şeytanın vücudu haricisi biz. Bakmadın. Bak bak bak. Bakmadın. Aç televizyonu aç aç. Açmadım. O enerji yok mu? Var. Bakmayınca var yok olmaz. Bakmadın. Bak bak bakmadım. Duruyor duruyor. Oraya geçtim. Bakmadım ya. O enerji ne oldu? Uçmaz. Zıttına inkılap eder. Fazilet kemalat tutur. Bu hangi güçtür? Şeytanın gücü gücün oldu. Peki neyle kazandın? İyi yaslan şimdi. Terklerle kazanılan güç, amelle kazanılan güç yetişemez. Terkleri yetişemez. Sen bu güce aç aç, aç aç şunu. Hayır. Açmamakla o var olan sana aç denilen o enerjiyi aktif etmeyince dönüşen, hayra dönüşen, çünkü şer iken olamazsa hayır olur. Yübedilullahi seyyiati masana. Yani kabileti şer, kabileti hayra inkılap eder. 23. sözden söyledi. Kabileti şerdi, kabil. İstidat değil bu, kabileti şer. Kabil olmuş artık. Ha, o bakmamakla, yapmamakla elde ettiğin şeytani güç, evrat eskarından daha kuvvetlidir. Terk, terkler güçtür. Şimdi diyor ki, her derdin en kutsi. Hiç böyle şeyi yok, kışırı yok, sanayi tarafı yok. Dermanı olan imanı. Peki o iman ne yapıyor? İman 6 tane yapıyı aktif ediyor. Bunlardan bir tanesi kadere imandır. Kadere iman. Ben kader risalesinin üzerindeki yazıyı sildim biliyor musunuz? Daksille. Kendi kitabıma. İnsan risalesi yazdım.
Men arefe nefse fe kaderefe rabbeo. Nefsini tanıyor, Rabbini tanır var ya. Kader neydi? İmam-ı bindi. Mazi mustak. Neyse. İman esası, iman, altı tane iman esasını aktif eder. Bunlardan biri olan kadere iman. Hani hep burada anlatırdım. Amentu billahi. Allah'a iman etmek. Allah kim? Benim dışımda bir şey. Ve melaiketihi. Kim melek? Benim dışımda bir şey. Ve kütübihi. Kitaplara. Benim dışımda. Ve rusulihi. Benim dışımda. Ve yevmil ahir. Benim dışımda. Hep benim dışımda, görüyor musunuz? Beş tane. Sonra sanki onun hulasası olan altıncı. Ve bil kaderihi. Benim dışımda mı içimde mi belli değil. Hemen parantez açmış. Hiçbirisinde yok. Hayrihi ve şerrihi. Ye inanan. İnanan kişi. Kadere iman eden kederden emin olur bakın. Allah'a iman eden Allah'a yakınıyeti artar. Ahirete yakınıyeti artar. Ahirete iman eden. Kadere iman eden içsel yapısında eminlik olur. Dingillik olur. Denge olur. Kaderdeki mevzu insanın kendisidir. Onun için zordur kaderi say. Kader insanın kendisini tanıyıp tanımlamasıdır. Altı tane iman esasının beşiyle yapılanan insanın kendisi. Bakın kader risalesi, kader insanı gururdan, cız ihtiyarı, ademi mesuliyetten, nereye bakarsanız bak insan, insan anlatılıyor. İnsan anlatılıyor. Kendini tanıyacaksın beş tane yapıyla, tanıdıktan sonra onlarla tanımlayacak. Bak ne diyor, sıkıntı mı var diyor. Diyor ki her derdin en kutsi dermanı olan iman. Ne yapacak iman? İmanı bil kaderden kazaya rıza. İmanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Demek ki iman esası, imanı aktif edeceğiz. 25. lema, 25. deva. Her derdin dermanı olan, kutsi dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Ne olur? Yani bu asırda evlerdeki kavgaların gürültüleri hep böyle kendisini kanaat etmemek, tevekkül etmemek, teslim olmamak, rıza göstermemek, hep ben menşeli yaşamak. Bakın burada kaynaklanıyor. Hep böyle ben merkezli. Acaba kendisini tanısı bu böyle yapar mı? Şimdi imanı bil kaderde ne var? Kazaya rıza. İlacıymış. Bak imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Ne oldu sonra? Tam sabır içine şükrettirdi. Yoksa tam sabır içine şükrettirmiyor. Kazaya rıza yapamıyoruz. Sabredemiyoruz, hazmedemiyoruz birbirimizi. Ağzımıza acayip bir televizyonlarda, reklamlarda film hep tenkit vermiş. Hep hariçte yaşıyoruz. Desinler diye söylüyoruz, giyiyoruz, okuyoruz. Üniversite bitirenlerin %99'u ne derler diye okuyor. Ne derler diye. Hiçbir işe yaramayacağını biliyor ama 4 sene okuyor. Üniversitede mezun oldum. Bu bir. İki sevgili kardeşim. Hey gidi hey. 249 Kastamonu. Bak şimdi. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Bir tanesi dedi bana. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Kardeş sen oradan mı okuyorsun dedi, ezber mi şartıyorsun? Yani bugünü biliyor ya. Dedim abi buradan okuyor. Allah Allah. Ne diyor dedi ya, merak ettim şimdi. Onun için hani sana onun için baktım. Bak buradan okuyor. Bugün var değil mi? Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Kimi tutarsanız tutun. Pili yerine basmayın. Hemen isyan. İyi değil. Açız. Para yok. Bunlardan da geçtik. Eskidendi bu. Şimdi şu. Hemen tenkit.
eşinden, işinden, annesinden, hanımından, kocasından dokunma. Fesvallah. Hazmetmek yok, tahammül yok. Peki eskide imkansızlıklar içinde annelerimiz, babaannelerimiz nasıl yapıyordu? Hey Özdin, senin annenin çektiğini, benim annemin çektiğini çok iyi biliyoruz birbirimiz. Amca oğlu olduğu için. Yani acaba kaç yüz tane kadın bu dünya şimdiki kadın çeker? Böyle bir şey olur mu? Peki bunlar niçin bunu yapıyordu? Eskide toplumsal bir şey ayrı vardı. Yani örf ve anane birbirine telkin vardı, yükleme vardı. Ne o? Sabır, tahammül, hazmetme, teslim, tevekkül, Allah'a havale etmek vardı. Veya sayacağınız şeyler vardı. Şimdi ise böyle 100 metre karede, kaloriferli evde bir tane yeğenime dedim ki ne böyle yapıyorsun yavrum dedim. Ben böyle dayı ben dedi senin gibi çoğu zaman ateş bile görmeyen ve ev denilmeyen merzelerde büyüyen değilim ha. Ben kaloriferli evde doğdum büyüdüm ha. Tamam. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Sıkıntı denen bir şey yok. Grip gibi, nezle gibi salgın hastalıktır bu. Yayılan bir virüstür. Virüstür diyor bak. Hiç böyle bakmış mıydın? Böyle sıkıntı denen bir şey yok kardeşim. Bak hiç yüzüne bakın öyle bir şey yok. Yani bu imkanlarda, bu ortamda bu olmaması lazım. Nedir o? Adeta manevi havanın bozukluğundan. Emirdal da söylüyor. 3 ayları gelince ne oluyor? 3 ayları gidince ne oluyor biliyorsunuz. İnsanların şu kafası var ya. Niyetleri, meyilleri, arzuları, tenkitleri. Elimi de yapıyorum ha dalga boyu. Hasetleri, adavetleri, kin, nefret, öfkeleri dalga yayıyor, mahluktur, realitedir, vücud haricisi vardır. Bunlar toplandığı zaman bir bulut teşkil ediyor. Bulut teşkil ediyor, onu teneffüs eden herkes o hastalığı onda gözüküyor. Emir Dansası. 61 miydi ya? Kim diyecek onu? He? Kastamonu muydu? Bak. O 3 ayların gitmesiyle. Hadi bakalım kaçıncı sayfadaydı ya? Emir Dağ biliyoruz. 60 miydi? 61. Kastamonu mu? 3 ayları. 66 mıydı abi? Ha. 66 mı abi? 66 olmuş. Tamam. Demek 61 değilmiş abi. Desene ya. Evet. 66. Diyor ki, çok önemli de, bu sıkıntı denen bir şey yok, tevarüs ediyor. 3 tane hastalık çeşidi var, yani yayılma şekli var. Sirayet, inikas, insiba. Sirayet, külliyatta toplamış. Yani ben buna çalışıyorum. Biliyorsunuz beni. Buna çalışan insanım. İnsan, işim, gücüm bu benim. Bir tarafım. Sirayet, sigara içmediğin halde, sigara içeni yanında oturursanız, kahvede veya gül bahçesine, portakal tarlasına girerseniz, harici siner. Haberin olmadan. Yani ister kabul et, ister etme. Ne mekana giderseniz gidin, düğün salonuna sokağa, size siniyor. Bakkala gidene kadar. Üniversiteye gittiniz. Oradaki kültür, ahlak, günah, kebair. Öyle siniyor. Ne veriyor? Günahlar normalleşiyor. İşlemek. Bu sirayet. İnikas, güneş aynada ne aydır ne gayrısıdır, inikas eder. İnsiba seni dönüştürür. Peygamberin sahabesi gibi. Bak 3 tane örnek verdim. Şimdi
mevcudat şeye, cemiyette şuhur mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretini, meşeri ve pazarı değiştiği için dünya sevgisi açılmaya başlıyor. Ben bunu psikolojide kullanıyorum da onun için okuyorum. Ekser himmetler bir derece vaziyet değişiyor. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozuyor. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Buhayrat-ı muzahrefe. Yani şöyle desem daha iyi anlaşılırlardan. Senin terin mübarektir. İçki içenin teri necistir. Büyük abdest gibidir. Yani içinde ne olan dışarıya da çıkar var ya. Şimdi senden çıkan dalga boyu. Nefret, öfke, kin, kanaatsızlık, ihlassızlık, isyan, acayip, ben müsbeti. Bu dalga yayıyor. Bu yayılan dalga gözün görme boyutundan üstündür. Şurada bir sürü radyo dalgaları olduğu gibi. Onu teneffüs edince herkes ya sirayet alır ondan, ya inikas eder, ya insiba olur. Örnek vereyim mi? Yusuf, telefoncu. Bak abi. Şuraya bak. Senin evinin salonuna benziyor mu bu? İnsanları düşünmeden. Şuradaki manevi bir ortam. Hiç kimseye benzemez. Çıkın yukarıda, çalışma odamız bile benzemez. Yukarıda namaz kıldığım yer. İbrahim. Peki yatak odasına bakın, salonunuza bakın, mutfağınıza bakın. O burluk dünyasını nasıl hissedeceksiniz mutfakta? Kardeşim, düşünceler ve eylemler neyse o da o şekli alıyor. O da o şekli alırsa. Bir, koy kenara. Japonlar yapmış. Bir bardak suya galis tabirler kullanmış. Öteki bardak suya güzel sözler söylemiş. Bunu biliyorsunuz. Bu bardağı 5 santigrat derecede 5 saatte buzlukta tutmuş. Bir tanesi açık, geniş, parlak, saydam kristaller olmuş donunca. Ötekisi kahverengi, büzüşen, birbirine giren. Bunu çok merak etmiştim. Bu da iki. Bakın, suya içine hiçbir şey yapmadım. Zerk etmedim, bir şey eklemedim. Eklemedim ya. Peki burada konuştum. Bu su bu kadar etkileniyorsa sözümden. Sen %76 susun. Bulunduğun yerde nasıl etkilenmeyeceksin ki? Ha, o zaman mekanını seç. Buhayrat-ı muzahrefe. Yani insanların ustası o zamanki buhar diyor. Dalga boyu demiyor işte. Dalga boylarıyla ki biliyorsunuz yarık deneyi de var. Ona girmeyeceğim. Zaten bilenimiz biliyor. Bunlar realitedir demek istiyorum. Fizikseldir. İnsanların bulunduğu ortamda İnsanlar salınım yaparlar. Oraya yükleme yaparlar. Hangisi galipse onu teneffüs eder diyor usta. Diyor havayı tesmim eden, havayı bozan, madde hava, maneviden bahsetmiyoruz. Havayı tesmim eden, buharat-ı muzahrefe o manevi havayı da bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Bak görüyor musun? Burada da diyor ki çok tuhaf bir tespittir Abdullah. Sıkıntının kendisi sıkıntı olmadığını, sıkıntıya sıkıntı diye bakıldığı zaman sıkıntı olduğunu, zatında böyle ademi olduğundan, vücudu olmadığından günahların vücudu yoktur. Sıkıntıların vücudu yoktur. Sıkıntı nedir o? Huzur. Hazır olandan feyizdir. Sıkıntı o olmamasıdır. Başka örnek vereyim hepimizin bildiği. Aydınlıktır. Ya lamba yanıyor ya güneştir. Vücudidir. Karanlık. Ademi olduğundan vücudu yoktur. Karanlığın kaynağı var mı? Yoktur. Ama şöyle diyeceksin. Güneş olmaması. Ben güneşi anlatırken, aydınlığı anlatırken karanlığı söyledim mi? Yok. Ha demek ki başka şeye muhtaç, Adem'in. Sıkıntı da Adem'i olduğundan vücudu yoktur.
Vücudu yoktur. Vücud enerjisi yok. Anlayışların sirayetinden, hücrelerin salgılamaların farklı çalışmasından diyor ki, çok tuhaf bir tespit. Sıkıntı sirayet ediyor veya inikas ediyor veya insiba ediyor. Bir örnek de vereyim. Çok iyisiniz. Hanımınızı, çocuğunuzu hastaneye götürdünüz, babanız, anneniz. Beklerken Allah aşkına ha? Orada hastanede olumsuzlamaklardan gelen ki hiç kimse kendisini mutlu, huzurlu, sağlıklı hissetmez. Hastanede beklerken. Çıkınca of be. Sanki boğazı sıkılmış ya. Hiç kimse hastaneye horon oynamak şeklinde gitmez. Herkes sıkılır. İlaç almayabilir ya. Öyle sirayet ediyor. Vay bir dinle. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Sıkıntı nedir diyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Maddi ve umumi bir sıkıntı neymiş? Madde var. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Kime? Asrın imamına. Kime? Ahir zaman peygamberine. O da sıkılmış. Hatta bana da sirayet etti. Ne yaptın ustad? Söyle ya. Ne yapacağım? Atlanın. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı. Sıkıntı demiyor. Hastalıktır, hastalık. Virüs, virüs, mikrop, bakteri. O sıkıntı, hastalığı yok veya pek azdır. Neye gitti? İlaç mı içti? Risale-i Nur meşgul olunca o niye gidiyor? Yoktu ki, ademi vücuttu. Ya gel öpme. Bunu öpmesen kara kafalı ve kara kaplı ne ettiği belli olmayan uzantılarının elini öpecektin. Medyatiklerin elini öpecektin din adına. Ne eller fırıldaklar çevirenlerin din diye Resul malumu zannedecektin, ellerini öpecektin. Neden böyle bir tespit ya? Öp öp. O cevizi sana getiren mendili öp diyor. Var mı yok mu tarih? Onu da diyorlar kitap öpüyor. Usta diyor ki bir padişahın sana göndermiş olduğu bir ceviz veya fındığı saran o diyor mendil. Padişaha hürmeten ve içindekine değer vermek adına o mendil de öpülürdü. Hatta kabukları teberrük ede yenilir. Yardım etsene Fahim. Şuraya bak ya. Sizi nasıl sevmeyeceksin ya? Şuraya bak. Demek ki sıkıntı var kardeşim. Ne ustadım? İlacı söyle. Ahmet Demir nerede? Ahmet Demir abi nerededir? Burada mıdır? İzmir'de. Nerede hani? İzmir'de. Ya İzmir'de mi? Şimdi ne diyecekti biliyor musun? Hemen derdi. Niçin durmadı? Ses yok dedi. Ne diyecekti? Nursil mi diyecekti? Nursil mi? Nursil. Nursil'in. Nursil'in damadı olmadı. Nursil'in damadı. Risale-i Nur'a Nursil'in diyor. Abi şu anda bu Arafat, Musa Arafat'ın tam ortasında. İzmir'de mi? Tavuk etti. Fesubhanallah. İzmir'de bu Hayrat-ı Muzahhefe'nin tam ortasında. Ona telefon edin. Nursil'ini al damardan. Almasa dayanamaz, alıyor da. Alıyor değil. Ya çok seviyorum Risale-i Nur. Allah biliyor. Doymadan gideceğim ya. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Bak hastalık değilmiş. Virüsmüş. Ademi bir şey olduğundan çabuk yayılıyor. Ustad buna inikas demiyor. Sirayet kesiklerde, ademi şeylerde olur. Nurani şeylerde inikas eder. İnsiba olur. Peygamber, sahabeyi bir kademde bir sohbette nasıl medeni yapıyordu o bedevi? İnsiba var. Değişiklik. Onu değiştiriyor. Dönüştürüyor. İnikas ise bak üç tane değiştirme yöntemi var. İnsiba değiştirip dönüştüren, inikas değiştirmeden dönüştüren, güneşin aynadakine aynada gözükmesine inikas, sirayet kesip şeylerde olur.
sirayet. İşte duman sirayet eder. Anlayışlar sirayet eder. Fikir, konuşmalar sana sirayet eder. Bambaşka bir şey ya. Yani kitap nasıl bir kitap ben de anlamış değil. Zaten bahsettiğim evimde yazıyor. Mezar taşıma yazın dedim kardeş. O Kur'an'ın içinde. El-Baki vel-Baki. Rahmetli, Deccal'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna el-Fatiha diye yazmış. Abdan hakikaten öyle değil mi bak. Bu akşam yeni bir şey öğrenmedik bari. Sıkıntı denen bir hastalık yokmuş. Sirayet eden toplumsal bir virüsmüş. Buna delir hastaneye gittiğin zaman alırsın. Ya nasıl bir şey? Git hastaneye. Hiçbir şey yok. Oradan geldi. Oradan mı geldi? Müslitane irtibatın şeyi bu mu senin? Harika. Her şey de ifrat tefrit. Zarardır. Bak nasıl oturuyor şimdi. Orayı da açalım. 75 miydi abi? Hadi bunu da. Ondan. Her şeyde ifrat tefrit zarardır ama müfritane irtibat 75 değilmiş aslan. Peki, ha Kastamonu 75 olabilir mi? Müfritane irtibat. Yaşlanıyorsun. Son kullanma tarihine gidiyoruz. Müfritane irtibat Emirdağ'da alacak ve 123'te de var. Ha? Dur bakalım, 120. Aynen, yaşlanıyorsun. Son kullanma tarihine gidiyoruz kardeş. Oysa vallahi layıkaları sayfa sayfa şuranın şu tarafında altında diye söylerdi. Ama maalesef Abdullah, şimdi isimleri bile söylemekte aciz kaldı. Kastamonu 89'da var abi. 89'da var, tamam. Orası. Tamam. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imani en emniyetli bir vazifedir, hem kemiyet ise keyfiyete nispeten emniyeti azdır, hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri ebedi daimi sabit hidamat-ı imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz, Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bezdire bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Birbirimize yani diyor. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritane Ali makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. 75'te de var değil mi? Emirdağ 75. Evet, varmış ha. Varmış da bu kağıt kapatmış. Demek ki iyi. Burada da varmış. Demiş kafamda biraz kalmış. Allah şükür demek ki. Kırpıldı. Şimdi bu sıkıntıya biraz devam edeyim mi? 123'te var. Biraz daha gidin konuyu değiştirin. Buraya fazla girdiğim gibi geliyor. Demek ki sıkıntı denen bir hastalıktır. Anlayışlardan ortaya çıkar. Vehimlerin ürettiği ademi vücuttur. Vücut haricileri yoktur. Sirayet etme hassiyetine sahip, o zaman olumsuz adamın yanında kalmayın. Bir tanesini söyleyeyim, bizim köyde, bizim köylü bir tanesi vardı. Allah rahmet etsin, vefat etti, rahmet istiyordu. Ciritlilerden Ömer Baba belki bilir, sizin de bilir. Hani var ya, bir tane Ciritli Hacı denli çocuğu. Hava çok fırtınalı, çok fırtınalı böyle. Arabalı vapura, arabayı koyuyorsunuz da çıkıyorsunuz. Tabi ana baba günü çok soğuk, arabada da şey yapamıyorsun. Yukarı çıktın ufak bir yer, herkes şey yapıyor. Ondan sonra yani orada oturacak biraz, böyle oturmaya da ehliker. Nasıl sirayet edecek? Bak o kanunu kullanıyor, bilmiyor ama. Dedi ki Lazca, bak dedi ya, bu sıradakinin hepsini kaldıracağız dedi. Kaldıracağım dedi, üç kişi ya, oturacağız dedi. Ondan sonra nasıl yapacaksın, öpüyoruz oturuyor. Merak etme, şimdi ben kaldırırım. Şimdi o kapının yanında yaslandı. İkide bir. Ne şeyler yapıyor? Bitti mi? Adam. Kalktı. Kalkınca oturdu. Kaşınmaya devam ediyor.
Ötekiler de kalk. İstersen kalkma. Herkes kalktı. Ondan sonra kaşık bitti. Bu ne? Sirayet. İş yerinde oturuyorsunuz. Abdullah, iş yerinde oturuyorsunuz. Hastayım, iyi değil, mızmız. Böyle. Tahammülsüz, sabırsız, kanaatsız. Hangimiz yarın ekmeğimiz olacak mı olmayacak diye endişemiz vardı? Annem derdi ki, oğlum şu güğümü al. Samimi söylüyorum, Merze'de ateş yakacağız Enes, Merze'den. Mayak halaya, o tepede, o tepeye geçeceğim de öteki tepede. O ateş yakacak, kirbit yok. O yakmış. Bu güğümün içine kül koysun ateşte, sönmesin diye güğüme çarpmış. O tepeden bu tepeye getir, burada boşaltın ateş yakayım. 6 tane çocuk büyütüyor. Şimdi 100 metre karede yazıklar olsun sana, bir karı koca kavga ediyorsunuz. Ya, o da insandı da, insandılar. Yani şimdi yediğimiz, önümüzde yemediğimiz arkamızda derler ya, ne var yani, neyimiz eksik, ne oldu bize, niye birbirimizi sevmiyoruz, niye karı koca tahammül etmiyor, nedir bu şikayet? Acayip bir şey ya. Bugün bir tanesi de arıyor bunlarla alakalı. Saydı. Dur! Birisinden almış. Kıramayacağım kişiden almış telefonu. Mecbur dinledi. Şöyledir böyledir. Kaynanasının şu işte çocuğunu şöyle yapıyormuş. O katta ben televizyonu seyrettirmiyorum da şöyle yapıyordu. Dur tamam. Sen sonu sende. Oğul sende. Sen kendini sevmiyorsun ki. İnsan sevmiyorsun. İnsan sevmiyorsun. Niye? Kendini sevmiyorsun. Başkayı nasıl seveceksin? Kendinle kavgalısın. Benimle nasıl barışık olacaksın? Bahane arıyor İsrail gibi. Ayakta durması için düşman olması lazım Amerika gibi. Çünkü ne Amerika'da milliyetçilik var ne ümmetçilik var. Toplama kampı gibi Amerika. İsrail'de ümmetçilik yok milliyetçilik var. Bir bütünlüğe sebep değil o. Onun için hariç düşman geliyor gösterip milleti o düşmandan dolayı düşman gayesiyle beraber olma ihtiyacını duyuyorlar. Ama en kutsi bağ ümmet bağıdır ki dindir. Kafatasçılar çıkar. İman zayıf oldukça. Milliyetçilik öne çıkar, ümmetçilik aşağı iner. Ümmet imanla alakalıdır. Ümmet ne mutlu Müslümanım diyenler. Ne mutlu Müslümanım diyene. Sana yetmiyor. Türevlerini ne yapacaksın? Sıkıntının, sirayetin bir başka boyutuna geçiyor. Bu zamanda siyaset, haber takip etmek kalpleri ifsat eder. Kalpleri ifsat oldu mu vesveseler başlar. Akılları ifsat etti mi behimler başlar. Vesvese buradadır, behim buradadır. Vesvese, imana, amele, abdese var olanı yok söyler. Varı yok eder. Vesvese varı yok eder, yeri kalptir. Vehim, yoku, böyle yapıyorum ki 5. kar olsun. Yoku, var eden düşünce çeşitliliğidir. Yeni bir cümle, bununla alakalı bir cümle Allah nasip etti. Bu yuvarlak yapsın böyle. Aklın ile noktalı virgül. Aklınıza hakim olamazsınız. Aklına akıl ile hakim olamazsın. Çünkü niye biliyor musunuz? Akıl en büyük başımın belasıdır. Aklımın belası aklımdır. Benim en büyük düşüncelerim, yani belam düşüncelerimdir. Peki nasıl kurtaracağız? Aklıma hakim olmanın yolu bu aklı vahiy bağlamaktır. Başka aklınla aklına hakim olamazsın. Aklınla aklına hakim olamayınca dünya olur cehennem. Bu zamanda siyaset kalpleri ifsat eder. Edince vesveseler başlar. Asabi ruhları azap içinde bırakır. Selameti kalp,
İstirahat-ı ruh isteyen adam gece gündüz haber takip etmeli. Yok neymiş den güldünüz değil mi? Selamet-i kalp, istirahat-ı ruh isteyen adam siyaseti bırakmalı. Siyaset böyle parti başkanlığı değil, geveze geveze. Bugün kaç dakika verdin siyasete? O kadar Risale-i Nur'a vermedin. Bir de mutlu olmak istiyoruz. Bulursun. Ben bulamadım da sen bulacaksın. Evet şimdi küre-i arzda herkes ya kalben öyle mi bak? Şimdi küre-i arzda herkes ya kalben veya ruhen veya aklen veya bedenen gelen musibetten hissedardır, azap çekiyor, perişandır. Doğru mu? Doğru. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, rahmeti umumiye ilahiyeden, bak iyi dinle burayı, bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, rahmeti umumiye ilahiyeden ve hikmeti tamme-i sübhaniyeden habersiz olduğundan, nevi beşere, rikat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle, kendi eleminden başka, nevi beşerin, şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek bak, Allah Allah çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki el razi bi zarar ila yunzerule kaide-i esasiye ile yani zarara bilerek severek razı olana kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selb etmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Anama diyorum ki bak bu kadar seyahat ettim Anadolu'da. Sen abiyle benle bir işte meşgul olsan. Kardeşim ne meşgul olacağım ben bir işlerden anlamıyorum. Sen dedim falan tarihte 5-6 ay önce sen İstanbul'a gelmemiş miydin meşgul olmamış mıydın ben seninle? He, o zaman iyi değil miydin? Yaptın lan. İyiydim. Peki dediklerimi yaptın mı? İnternet televizyondan uzak dur. Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayk'ın üreyi oku. Haftada bir gün şirkete katıl. Haftada bir cüz oku. Her gün mutlaka Risale'nin 10 dakika oku. Niye terk ettin dedin? İyi olduğumu olmuştum onun için terk ettim. Ve sana dedim ki bu dünyada iyilik yok. Ancak iyiliğe devamlı kumbaraya atarsan iyilik devam eder. Ya adama diyorum ki senin ilgilendiği çocuk Abdullah. Hani vardı ya meşhur. Doktorun. Ha anladın. Peki yüze çıkmıştı değil mi Zeytinburnu epey? Sen de sağ ol ilgilenmiştin biz de şey. Ne dedik? Cep telefonu uzaktır. Çünkü cep telefonu kabul edin. Kamera çekiyor. Enerji gidiyor. Kayıt yapıyorsun pili bitiyor. İş yapıyorsun bitiyor yani bir yere bitmiyor. Fatura. Bu da kamera cep telefonu kafa. Kamera kayıt yapıyor. Pili bitmiyor mu? Kulak kaydı. Burundan aldıklarınız kayıt. Dille işlem yapıyor. Yaprak karıştırıyor, mail atıyor. Aşağılara haberler gönderiyor. Ettir da yani kardeşim bu ettir yani. Çekilen enerji elektrik çeksin Abdullah. Hakikaten öğrenmek için söylüyorum. Şu evin elektriği 220 mi abi? Şimdi buraya sanayi olmadığı halde, sanayi makine 3-4 tane bağlasak, bu ne olur kablo? Çekim çok olduğundan mı abi? Kablo ısınır ve
duman attırır değil mi? Ha. Bu beyin ürettiğinden fazla istersen bundan, gözle istiyorsun, sabahlara oturuyorsun. Yani bunun ürettiği enerjiden, ki belli bir kapasiten var, çapın ne? Göz, kulak, düşünceler üretiyorsun. Ürettiğinden fazla çekim yaparsan motor yanıyor. En basiti yataktan kalkamazsın. Koltukta uzaktan kumandayla düşmüşsün, yatağına gidemezsin. Gidebilmen için bir saat böyle demleneceksin ki çay 20 dakikada demlenir. Bu bir saatte demlenecek. Tamam mı? Yatağa kadar gitsin. Hemen fırlıyor gidiyor. Niye? Üretme yatağa kadardır. Anlamıyoruz. Peki ey benim canım kardeşim. Hayata yeni başlayan genç kardeşim. O telefonla çekilen enerji ürettiğinde fazla ise odadan çıkmayacaksın. Devamlı başını ağrıyacak. Ben merkezde olacaksın. Davranış itibariyle agresif, asabi, geçimsiz, öfke dolu. Okul mu? Hiçbir şeyde iştahı yok. Yani odadan çıkmaz. Çıksan bile her şey bitti. 17 yaşından 4 yaşında adam intihar mı düşünür? Diyor, ona diyor. Oğlum böyle diyor diyor. Ona söyleyeceğim bir şey var. Gidersin gitsin canım. Ne yapacağız? Diyecek bir şey yok. Peki sana bunları diyorsun da hala saatlerce cep telefonuna niye bu kadar sömürülüyorsun? Yazık değil mi peki sana? Yani ürettiğin enerjiye çektiğin enerji bir mi? O zaman ne diyor biliyor musun? Errazi bi zarari la yunzerüle. Zarara bilerek, severek, razı olana, girene merhamet edilmez. Lehine bakılmaz. Hiç de acımıyor. Öyle dediğime bakma acıyoruz da. Kaydı esasiyesiyle şefkat hakkını, merhamet liyakatını kendilerinden serbetmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez. Lüzumsuz başlarına bela getirir. Acıdığımdan bu dersi yapmam. Ben tahmin ediyorum ki, şimdi bak. Ben tahmin ediyorum ki, şuraya bak. Bütün küre-i arzın bu yangınında sıkıntı. Ve fırtınalarında. Hangi sıkıntı? 3 tane söyledi. 4 tane. Ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır. İnsan. Ha. Diyor ki ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman yetmiyor. Bak Abdullah yetmiyor. Ehli iman, ehli tevekkül, sonra rızadır. Demek ki bu yangında kurtulanlar bir, hakiki ehli iman, sahte çakma değil. Anne babadan gelen şeyler bu tahammül edemezsin. Yalnız hakiki ehli iman, iki, ehli tevekkül ve rızadır. Rıza biraz rızaya alışmamışız. Rıza deyince bakkalcı rıza zannetti. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Abi bir girdik. Haber takip ediyorsun. Girme diyor. Haber takip edenler diyor. Ya aklını dağıtır manevi bir divan olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Kastamonu 38. Ben deseydim kıyameti kopardı. Menfa hareket ediyorsun. Ne olur? Çünkü onun niçin, gerekçesini de söylüyorum. Nasıl divan? Niye Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenler diyor? Risale'nin dairesine girenler demiyor. Sadakat neydi? Dendiği gibi yapan gibi. İhlas için var. Dendiği için yapan. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerini nuruyla ve gözüyle. Her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden,
kemali teslimiyet ve rıza ile, rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle. Neymiş musibet? Rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Allah'ın bize tayin etmiş olduğu evlilik kaderini, evlendikten sonra kaderdir, evlenmeyenlere tekliftir. Tamam mı? Yani artık bu. Sen ağzını tut. Tamam. İnsanlık budur. Bunu her şeyde öyle. Rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Biraz musibete gülebilsek var ya. Ve merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Elhamdülillah. Ya Rabbi, hamd olsun. Ateş mi? Şey dedi ya abi. He. Sırtın alanında. Birisi yazan, birisi de musibet kutularına mı bakıyorsun? Ha, şey, hangisi dedim, bir dakika söyle abi. Arzın bu yangında diyor. Ha, bu küre-i arzın yangınında ve fırtınalarında. İman ve musibet kutularında. Evet. Yangın daha çok dima aittir. Fırtına kalpte eser. Fırtınalar. Bir başkası dedi ki, yangın içseldir, kalbe bakar, fırtına da dağlarda olur, kafaya benzer. Tamam, olsun. Yani, aklını ve kalbini kontrol edememekten, yani aklınızla, aklınıza hakim olamadınsa, akıl şu dünyada cehennemi yaşatır. Çünkü akıl bir alettir. Müstakil bir özelliğe sahip olduğu için alet, onu kendi başına bırakılmayacak kadar, bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Atom bombasına benzemez. Akıl kendi başına bırakılamayacak kadar senin için mayın tarlasıdır. Bak bir daha söylüyorum. Kendi haline bırakılamayacak kadar tehlikelidir akıl. Dünyanı cehenneme çevirir veya cenneti döndürür. Aklınızla hakim olamazsınız. Ancak böyle teslimiyetle, tevekkülle, rıza ile, Risale'nin hizmetine kanaatla, dendiği gibi yapmakla akla hakim olursun. Bir de imani böyle enfasi dersler dinlerseniz, böyle dersler, bunları takip ederseniz, şimdi mesela eski nurcular olsaydı, hepsinin elinde kalem kağıt vardı, çanta vardı. Ne kadar istifade ettiğiniz garip cümleler gelmiştir. Ben onu bildiğim zannettim. Bak dersten sonra unutacaksınız bunu. Onlar kaydederdi. Yani kaydederdi. Kalem kağıt vardı. Bu istifade ettiğiniz kuş gibidir diyor Allah Resulü. Gelince ayağında bağlayınız. İlham geldi. Bağlarsan senin olur. Yoksa bir vurdu, bir rahatlattı, geçti gitti. Yazsaydı, yaz. Bak yaz. Not alın, çizin. Ne kadar oldu? Bak bakalım, bakar mısın abi? 47 dakika. 47 dakika oldu. Şu paragrafı da okuyayım. Peki çaresi nedir? Tek bir, en acayip çaresi şudur. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Toplum böyle hücum ediyor. Cemaata gireceksin. Hangi cemaata? Hangi cemaata biliyor musun? İnşaat var ya, inşaat, tuğlaları. İnşaat, yapıya deniliyor değil mi? Aptal. İnşaat. Aklı inşaat. Hangi cemaata gideceksin? Kalbini ihya, ruhunu imbisat, amelini istikamete koyabilecek cemaat neresiyse ona git. Abdullah, bugün seni hatırladım. Ne biliyor musun? Ben de seni hatırladım abi. Sebebi söyleyeyim. Senin bir sözün, abi dedin,
Biz hangi cemaattanız, şey meşrepteniz? Sana dediler de sen ne demiştin? Ben vallahi kaç sene... 15 senedir gidiyorum bilmiyorum, öğrenemedim. 15 seneden beri gidiyorum, hangi cemaattan, Nurcuların hangi cemaatinden olduğunu bilmiyorum dedi. Ya bir sor dedi, değil mi oradan telefon ettin? Ben bana dedi, ben de dedim ki, vallahi biz Nurcuyuz. E tamam da hangi grupta? Vallahi Nurcuyuz, başka bir şey bilmiyorum. Ben dedim ki, vallahi bizim cemaatte en eski adama sordum, o da bilmiyormuştu. Yani bak ya, senin yanında da, o da bilmiyormuştu. Ben Nurcuyum, başka bir şeyim yoktur. Ha, ihtisasımı kastediyorsanız, Nur talebe ihtisası, benim işim biraz böyle, mülk meletür böyle tarzda, bu derste. Ama bir meşrepçilik yapana da kızıyor. Öyle bir şeyimiz yok. Şimdi cemaattan açıldı ya, cemaat kardeş, Nur cemaatiniz. En küçük efradındanız. Meşrebe, maşrapa, yani su, bir nehir akıyor, maşrapasına göre su alıyor. O da meşrep demek, o külliyat okyanusundan kabına göre su alıyor, onu alıyor. Şimdi zaman cemaat zamanıdır. Ferdi ne olursa olsun. Abi orada yangın ve fırtına dedi ya. He abi. Onu bir yerde bir ders yapmıştık, hatırlarsanız bir kardeşin de güzel bir tespit olmuştu. Dedi ki biz Nuh'un gemisi mi Risale-i Nur demişti, hatırlıyor musun? Abi? Evet. O 131'de. 131 Kastamonu. Sefine-i Nuh gibi diyor, o fırtınalardan kurtarır. Ha. Bu zamanın şeyini diyor yani. Evet. Abi, harika. Yangını ve fırtına. Evet. Fırtınaya karşı Sefine-i Nuh 131 Kastamonu. Vay be. Yangını da iman için söyleniyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam için. Allah razı olsun. Şu anda beynim gitti ona. Evet. Yangın İbrahim Aleyhisselam şeyi gibi ruhunuza iman libasını giydiriniz. 20. sözde. Fırtınayı da Sefine-i Nuh. Evet. Anadolu'yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip Sefine-i Nuh, Risale-i Nur bu asrın o fırtınasına yakalanmış ehli imanın ya İstim. Da işte bütün herkesi içine giren, herkesi içine girince ehli iman oluyor da girmek isteyen herkesi o fırtınadan kurtarıyor. Elhamdülillah. Bir örnek verebilir miyim yani? Bununla alakalı beni yakın tanıyorsunuz diye. Yalan demeye benim ihtiyacım yoktur. Dememişim en zor durumda bile. Benim hakkımda malum işte bir sıkıntı olmuştu. Haberlerde. O gün ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Ben tarihattım. İtikad dersini odamda çalışıyordum. Yani gizli bir yerde, bir odada. Çay mı demliyordum? Vallahi itikad çalışıyordum İbrahim, biliyorsun. Niçin? Eğer kafama hakim olamasam o bana hakim olur. Vehim, onların ehli dalaletin öğrettiği, ben onu anlatmak için söylüyorum. Ehli dalaletin en çok pompalamak istediği insanların vehmini aktif etmek, vesvesesini aktif edip daha girmeden cehenneme sokmaktır. Bunun peki niçin söyledim? Risale-i Nur'la meşgul olunca o en küçük bir zararla defolup gidiyor. Şey benzetirdi Rüşt abi. Okyanus, böyle dalgalı okyanus düşünün derdi. Fırtına var. Sandal ne olur? Lap 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 lap. Şülep düşünün 300 bin tonluk gemi. Dalga geldiği zaman geldiğine 100 bin pişman edip bir şamar atıyor gemi. Dalga geri düşüyor. Hiç umurunda değil. Şilep gidiyor. Bu ahir zaman fitnesinde şilep olamıyorsa şilepte ol. Sandalın içinde olma. Kusarsın. Lop 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 lop. İstikametli bir yerde. Hangi cemaat? Nereye ister, nereye gidersin git. Aklı inşa. Kalbi ihya. Ruh imbisat. Eylemimizi, fiilimizi istikametine koyabilen, koyan, haramından helalinde bahsediyor. Edile-i şer'i yapan, şeyhim, ustadım, abim, vekilim bir bildiği vardır. Zahiri şeriata, dine mugayir hareket ettiği halde kılıf uyduranların yerinde olursan hiç şansı yok.
birbirinizi ilahlaştırmış olursunuz. Hangi cevap? Bu dördünü yapabilene gidin. Nereye gidersen git. Bunu kürsüden söylüyor. Orada oturarak demiyor. Eskide derdim. Ya böyle hep uvvetten şey yapsalar, taassup yapmasalar. Benim kanıma işlemiş bu taassup illeti ya. Aman ha. İçine giriyorsun. Ona giriyorsun. Benim grubum, benim abim, benim bölge. O sen ne olacak lan? Haramdan bahsetmesin, helaldan bahsetmesin, zulüm edersin, hak yersin, yalan konuşursun, lisan talimatın dairesine hareket edersin, onu bunu aşalarsın, tenkit üzerine kurarsın hayatı. Bu ne olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen olsan ne olur ya? Silahet ediyor. Cemaat zamanı, bu sıkıntının karşısında nasıl hastane cemaat zamanı seni bitiriyor, pompalıyor hastalık illetini? Hastalık vücudu alecisi yoktur şey sıkıntının. Ademi olduğundan sirayet ediyor. Sıkıntılı adamın yanında hani o bit yaptı ya böyle. Öyle bir şey yok adam ama bit yaptı böyle. Herkes o vehimden ve sesinden kalktı gitti de böyle bakın. Durabilir misin? Öyle bir şey yok. Anlamıyor musun? Şimdi git mesela koltuğa, böyle nezle hastası ve grip diye yapacaksın. Yapsan adam şey yapar, yani kaçar ya. Ne anlatmıyor? Sirayet var, sirayet. Ferdi şahısların deası ne kadar harika da olsa, cemaatin şahsı manevisinden gelen deasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi, alem-i İslam'ı bir cihete temir edecek ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife imaniye, bir çare zayıf, mağlup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan mani tasımları bulunan bir şansa yüklenmez. Yüklense o kusurlu şans, ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa o yük düşer dağılır. Yani demek ki şahıs ne kadar harika olursa olsun, Risale-i Nur davası, şahıslar üzerine bina edilmemiştir. Şahıslar ne kadar veli nimetimizdir? Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ne kadar hareket ederse bir şahs-ı manevi oluyor ve o fanosun içinde korunuyor. Sefine-i Nuh'a girmek gerekiyor. 12 tane maddesinde 3-4 maddeyi okuduk. Ne yapalım, sabaha kadar okuyalım mı 8 tane? Peki hadi kısın. Allah hakikatiyle hak vermeyi, aklımıza istikamet, kalbimize ihya, ruhumuza imbisat, hayatımıza kıbletullah olmasını nasip eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Ağlayan alemi İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürsün. Ya Rabbi, İslam'ın son ordusudur Türk ordusu. Ya Hafiz-i Zülcelal, maddi ve manevi muvaffakiyetler nasip eyle. Amin. İslam'ı ve dinimizi, bayrağımızı, vatanımızı, mukaddesatımızı düşünen siyasi bürokratları ve askerleri ve her bir Müslüman kim bunları düşünüyorsa, vatanı, milleti, mukaddesatı, namusu düşünüyorsa, onları ve onlar gibi olanları insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, sıkıntılardan, vehim ve vesveselerden, suikastlerden hıfz-ı emin eyle ya hafız. Vâhır davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul sîru fil ardı thumma anzuru keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn. Allah Allah. Şarkıya çok iyi benzer.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماء والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة